Hiç paran zaten, kalmadı değil mi Avrupa'da? Ya ayın 30'uysa ayın 29'unda maaş yatırıyor Avrupa'da. Real Sociedad öyleydi, Villarreal öyleydi. Ama son Beşiktaş dönemiyle ilgili tabii konuşmaya gerek yok. İki ama sene para almadığımız bile oldu yani. Bir de sen çok ciddi bir rakam bıraktın Beşiktaş'ta. Yani büyük bir feda örneği ortaya koydun diyelim. Çok ciddi bir rakam değil. Sadece o dönemin şartlarında 7 milyon dolar bıraktım. Buradan da bilsinler insanlar. 7 çünkü, milyon dolara sen ciddi çünkü bir rakam çünkü bana bir böyle çok... Bazen ne yazarsam yazayım, yok ağır ithamlarda bulunuyorlar, ağır sözler kullanıyorlar. Tefeci gibi, faizci gibi. Ben futbol hayatımı bıraktım 31 yaşında Beşiktaş'ta. Bir senelik alacağımı almak için mücadele verdim. İki sene kontratım vardı, oturur yatardım PAF takımla beraber. O iki sene 7 milyon doları alırdım, ben onu da bıraktım. Futbolu bıraktım ben, futbolu. Bunu bilsinler hani bazı yeni nesil, 2000 jenerasyonu. 2001'de de en kötü dönemde Real Sociedad'a giderken 6 milyon euroya beni satıp daha A demeyi bilmediğim, yurt dışını tanımadığım bir yerde Bask memleketine bırak yabancı futbolcuyu, hani İspanyol futbolcuyu bile oynatmayan mesela Athletic Bilbao, o bölgeye gittim ben. A bile demezken bazıları bir şeyler ithamda bulunurken birazcık geçmişi okusunlar derim. Sen açtın diye konuyu konuşuyorum. Belki böyle ilk defa konuşmuşumdur. İçimde yaradır. Şu anda duygulanıyorum ama sorun yok. Benim vicdanım çok rahat. En önemli olan şey de o. Evet, senin Beşiktaş'a katkıların asla göz ardı edilemez. Yeni jenerasyon belki bilmiyor ama hakikaten Nihat Kahveci Beşiktaş için çok özel bir değer. Bunu çıkaranın da kim olduğu belli. Söylemeye gerek yok. Şu an zaten Beşiktaş'ta da değil. Yani. İsim vermeye gerek yok. Onu şu an gündeme bile getirmek istemiyorum yani. Allah büyük. Bir tane, İyiler her zaman kazanır uzun vadede. Bir tane cami imamı dostum vardı. Zaman zaman sabah namazlarında buluşurduk. Böyle sohbet ederiz. Bir gün bana dedi ki, yeryüzünde her şeyi bu dünyada çözme. Bir kısmını da öteki dünyaya bırak dedi. Benim de Nihat'a söyleyebileceğim bir tek o var yani. Bu toprağın üstü olduğu kadar altı da var. Elhamdülillah. Her şeyi bu dünyada çözüyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Ne yaptığımızı ne ettiğimizi de biliyoruz. Biz bilmesek de önümüze çıkarılacak bir defter var öteki tarafta. Doğru. Yüz yüze de gelinecek. Allah o zaman hesap açılır.